Herkese merhabalar. Bugün sizlere efsane bir konu anlatacağım arkadaşlar. Gibi kötü bir espriyle başlamak istemezdim ama bugün gerçekten çok kısa, çok özlü ve yine hem okul yazılarımızda hem de üniversite sınavlarında sorulan destan ve efsane konusunu öğreteceğiz ve aralarındaki farkları da karşılaştıracağız. Destanla efsane arasında ne fark vardır? Onu da öğrenmiş olacağız. Hemen arkanızı yaslanın. Emniyet kemerlerinizi bağlayın. Koltuklarınızı dik konuma getirin ve bu güzel konuyu hemen cebimize atalım. Şimdi destan Toplumların geçmişinde izler bırakmış bir olayı özellikle de yiğitlik ve olağanüstülükleri manzum olarak öyküleyici bir şekilde anlatan edebi türdü. Of bu nedir hocam diyorsunuz ya bu ne diyor? Esasında çok basit bir şey. Birincisi yiğitlik kelimesi çok önemli. İkincisi olağanüstülük kelimesi çok önemli. Üçüncüsü de manzum yani şiir şeklinde anlatması çok önemli. Yani destanın bir araba markası olmadığı belli. Destanın bir yemek olmadığı belli. Destan ne? Bir edebi tür. Peki neymiş özelliği? Manzum yani şiir şeklinde. Yiğitlikleri anlatıyor, kahramanlıkları anlatıyor ve en önemlisi de olağanüstü oluyor. Bu kadar basit. Ve toplumların geçmişi olacak. Ne olacak yani hani bitkilerin geçmişi olacak hali yok. Bu bir. Ulusların tarihte yer almaya başladıkları dönemlerin ilk ürünleri. Yani mesela biz Türkler işte Hunlar, Köktürkler, Uygurlar bizim ilk dönemlerimiz. O dönemlerdeki destanlarımız var. Yani dolayısıyla bu destanlar doğal destan diye bildiğimiz destanlar bizim de ilk ürünlerimiz. E i̇şte Sümerlerin de Gılgamış destanı onların ilk ürünü. İşte İranların da Hintlerin de destanları hep ilk ürünleri. Anonim söyleyeni belli değil. Olay ve kişi olmak üzere iki unsur ağırlıkta. Kahramanlar olağanüstü yani destanda normal işte elinde iPhone'la gezen bir adam olamaz ki olağan bir şey olamaz ki destanda adam dağları da dağları yıkacak on bin kişiyle savaşacak ki destan olsun zaman ve mekan unsurları ayrıntılı değil toplumların tarihlerinden izler taşıyor gerçekten de mesela Oğuz Kağan destanı eşittir Metehan Oğuz Kağan destanı yo Metehan'ın hayat hikayesi esasında ama olağanüstülükler var hani doğar doğmaz hemen koşmaya yürümeye başlıyor her milletin milli kimlik ve niteliklerini yansıtıyor. Dolayısıyla Amerika'nın destanı yok. Niye? Çünkü Amerika ya yani zaten yeni kurulmuş. 18. yüzyılda kurulmuş. 17. yüzyılda yeni ortaya çıkmaya başlamış bir yer. Ama Türklerin destanı var mesela. İranların destanı var. Hintlerin destanı var. Oluşma aşamasında şiir şeklinde sonradan düz yazıya geçebiliyor. Oluşumlarına göre destanlar bir doğal destanlar var. Organik diyebiliriz bunlar. Bir de yapma destanlar var. Yapay gibi. Bunun yazanı belli. Bunu anonim. Bu kadar basit. Arası tek fark bu. Bunun yazanı belli. Mesela bunu Mehmet Akif Ersoy yazmış. Fazıl Hüsnü dağlarca yazmış diyorsun. Bunu bilmiyorum ki abi kim yazdı belli değil. Oğuz Kağan destanı doğal bir destan. Ama Çanakkale şehitlerine destanı yapma destan olmuş oluyor. Burada milletlerin yaşamında derin izler bırakan tarihsel bir olay... ...kulaktan kulağa yayılıyor, toplanıyor ve bir yazıya geçiriyor. Yazıya geçiren biri var ama yazarı yok. Burada ise yazan bir kişi oturup tek başına yazıyor ve diyor ki ben bir destan yazdım. Doğal destanın üç tane oluşum aşaması var. Bakın burası sınavda yüzde yüz sorulur arkadaşlar. Hatta şöyle yazıyorum yüzde yüz sorulur diyorum. Çıkınca beni hatırlarsınız. Şimdi birinci safa doğuş safhası. Böyle bir çekirdek dönemi. Kahraman ortaya çıkıyor. Mesela Metehan diye biri Hunlar zamanında Teoman'ın oğlu Metehan. Teoman ee, Hunların kurucusu. Metehan diye birisi var. Olaylar yaşanıyor. Dilden dile aktarılırken gelişiyor. Yani birazcık abartılmaya başlıyor. Metan zaten çok büyük bir hükümdar, çok büyük bir kan ama dilden dile aktarılırken tabii ki abartar oluyor. İkinci safhada yayılıyor. Ozanlar olayları zenginleştirip saz eşini anlatıp destan gelişmeye devam ediyor. Bak önce olay doğdu, sonra yayıldı. Sonra da destanları yazmayı bilen bir kişi, ya herkesin ağzında dolaşan bir şey bu. Ortaya çıkıyor ve destanın tüm varyantlarını yani çeşitlerini araştırıp derleyip yazıya geçiriyor. Böylece destan olmuş oluyor. Peki bu kişi destanı yazan kişi mi? Hayır. Bu destanı derleyen kişi. Derleyen kişi. Buna dikkat edin arkadaşlar. O zaman destan doğdu, yayıldı ve bir kişi de derledi. Bu kadar basit. Peki yapay destanda bu aşamalar var mı? Yok. Hop bir yazıp bitti gitti bu kadar. Sümerlerin, bakın burası da %99 diyorum, %100 demiyorum, bunu da hocalar soruyorlar. Sümerlerin Gılgamış Destanı, Yunanların İlyada ve Odessa, Truva'ya gidiş, Truva'dan dönüş. İranların Şehname, bunu mesela Firdevs'i düzenlemiş. Finlerin Kalevela, bunu Lönrod diye bir adam düzenlemiş. Bunları bilmemize gerek var mı? Yok. Fransızların Chanson de Rolande veyahut da Charlemagne, Almanların Nibelungenlied, İngilizlerin Beowulf, İspanyolların Le Rusların Igor. Zaten bunun İspanyol buna Rus olmadığı belli yani. Igor. Merhaba ben İspanyolum. Igor diye İspanyol olmaz. Buradan hemen anlarsınız. Igor Rus, Le İspanyol. Hintlerin Ramayana Mahabharata. Bak Hintçe okuyorum bilerek. Japonların Shinto, Türklerin Alpertunga, Tunga, Şu, Ergenekon, Bozkur, Türeyş. Bizimkilerin isimlerinde zaten bunlar bizimkiler diye hemen anlarsınız. Yapma destanlarımıza baktığımızda Bunları bir kişi yazıyor. Dolayısıyla yayılma, oluşum, doğuş, moğuş derlem böyle bir şey yok. Adam geliyor tık 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 yazıyor. Mesela Kayıçı Kul Mustafa halk edebiyat zamanında genç Osman destanı yazıyor. Bitiriyor altına da ismini yazıyor. Mehmet Akif Ersoy Çanakkale şehitlerine destanı yazıyor. Mükemmel bir şey. Okumanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Efsane yani. yani İskal Marşı bir numara. Tabii İskal Marşı'nı hepimiz çok seviyoruz. Milli Marşımız. Ama İskal Marşı'ndan sonra da herhalde Çanakkale şehitlerine mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. En az onun kadar güzel bir ee, destan. Yahya Kemal Beyatlı, Selim Name, Nazım Hikmet Kuvayi Milliye bu da mükemmel. Ceyhun Atıf Kansu, Sakarya Meydan Savaşı, Fazıl Üstü Dağlarca, Üç Şehitler Destanı, İstanbul Fethi Destanı, Cahit Külebi'nin Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda, Gülten Akın'ın Maraş'ın Öyküşü'nün Destanı. Burada hocam neleri bilelim? Mesela bunu bilin, bunu bilin. Sonra şunu bilin mesela bunlar çok çıkıyor. Üniversite sınavlarında çok çıkıyor arkadaşlar. İtalyan edebiyatına bakalım. Bunlar çok eski 1980'lerdeki üniversite sınav sorularına çıkmış ama günümüzde fazla sorulmuyor. Tasson'un Kurtarılmış Kudüs'ü. Ariosto'nun Çılgın Orlando'su. Dante'nin İlahi Komedyası. Mesela bu çıkmış üniversite sınavında. Ee, Aeneis Virgil yazmış. Virgilius. Latin edebiyatında. Ee, yani Roma İmparatorluğu. Latin deyince aklınıza Meksika falan gelmesin. İngiliz edebiyatında kaybolmuş Cennet Milton'ın, Fransız edebiyatında Henriat yani Henriat diye okunuyor. Voltaire'in eserlerini bilin. Türk destanlarının genel özelliklerine bakalım. Burası önemli. Şimdi birincisi bir liderimiz var mesela Oğuz Kağan diye. Cihangirlik tutkusu var. Yani fetih duygusu var. Kuvvet, binicilik ve savaşçılık gibi özellikleri var. Verdiği sözde durma, acizlere ve maluplara yardımcı olma ve benzeri değerler öne çıkarılıyor. Yani biz her zaman mazlumun yanındayız. Halkın kültürü, hayat tarzı ve inanışlarını yansıyor. Okuduğun zaman destanı, sana wow, biz böyleymişiz diye yaşayış tarzımızı öğreniyoruz. Kainatın insanın yaratılışı, Türk milletinin doğuşu, Türk devletlerinin kuruluş, gelişme, çöküş, zafer ve yenilgileri anlatılıyor. Türk tarihinden izler taşıyor. Tarih ve coğrafyadaki çok boyutluluğa paralel olarak çeşitlenebiliyor tabii ki. Zaman içinde zenginleşip günümüze ulaşıyor. Şimdi... Türk destanlarının yani bizim destanlarımızın işte bu Oğuz Kağan, Türeyiş, Göç gibi destanlarımızın manzum şiir şeklinde olduğu kabul ediliyor. Niye? Şiir şeklinde hocam. Çünkü arkadaşlar eskiden her şey şiir şeklinde. Yani kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim de şiir şeklinde esasında. Çünkü insanlar hafızası da tutabilsin diye. Yani kağıt yaygın değil, matbaa yok. akıl tutabilmenin için şiir şeklinde dolaşıyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim nasıl şiir şeklindeyse birçok kutsal kitapta eskiden yazılmış birçok eserde hep şiir şeklinde. Destanlar da. dolayısıyla manzum şekilde oluyor onu bileceğiz. Bu destanlar göçebe hayatı ve geniş bir coğrafyada yaşama nedeniyle ikinci oluşum safhasında kalıyor. Oluşumunu tamamlayamıyor. Bunu da bilmemiz lazım. Yani biz biliyorsunuz hep konar göçer hayattayız. Bir şair tarafından yazıya geçirilme aşamasını yaşamadığından manzum şekilleri elde değil. Sonradan duyulan düz yazıya geçiriliyor. Manas destanı dışında Ermanas o da bir komutandır arkadaşlar. Kırgızların destanı dünyanın en uzun destanlarındandır. Bizim de en uzun destanımız. Bunun harici gelebilen bir örnek yok. Türk destanları Çin, İran, Arap, Bizans ve Batı kaynaklarından derleniyor. Mesela İranlar Alpertunga'ya Tunga'ya yap diyorlar. Afras yap, afras yap diye Şehname'de bahsediliyor. Alpertunga normalde. Çeşitli kaynaklarda özet veya kısaltılmış seçme metinler halinde kullanılıyor. Hatta şuradaki bir şeyi daha göstermek istiyorum. Hani Nibelungalit dedik ya. Nerede? Gel bakayım buraya Almanlar. Burada mesela bizim Hunların Atilla destanı var. Burada Nibelungalit Atilla'nın fetihlerinden bahsediyor. Atilla geliyor kaçın diye yani. Yani Almanların açısından onlar kaçıyorlar Eyvah Atilla'da. Bizimkilerde de o fetih gelelim diye fetih ediyoruz. Çeşitli kaynaklarda özet veya kısaltılmış seçim metinler halinde bulunuyor. Oluşumlarından çok sonra düz yazı şekline çevriliyor. Nesir düz yazı demek. Baksı, Ozan, Yırçı, Şair adı verilen kişiler tarafından saz eşliğinde söyleniyor. İslamiyet'in kabul edilecek Türk destanları. İlk destanımız bizim yaratılış destanı. Sakalar döneminde Alpertunga bir komutan. Bak buraya bir komutan olduğunu yazıyorum. Bu bir insan. Şu komutan şu. Bu da bir insan. Oğuz Kağan bir insan. Atilla bir insan. Bundakiler hep birer komutan ismi yani. Ondan hayat olaylar anlatılıyor. Köktürk döneminde Bozkurt destanı, Ergenekon destanı, Demirdağ'ı erittiğimiz, madene şekil verdiğimiz işleniyor. Yine türeyiş destanı ve Göç destanı da önemli destanlarımız. Bunların konularıyla alakalı şimdi birazdan bahsedeceğim. İslamiyet'in kabulünden sonraki Türk destanlarına baktığımızda burada artık Allah Allah Allah, Hazreti Muhammed, Peygamberimiz böyle şeyler geçiyor. Burada Gök Tanrı var. Burada hani Gök Tanrı Gök Tanrı diye saldırıyoruz. Burada Allah 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 diye saldırıyoruz. Artık İslamiyet'e Müslüman olmuşuz. Satuk Buğrahan destanı, Karahanların büyük lideri. Manas destanı çok uzun. Cengiz Han, Timur, Edige, Battal Gazi, Danışman Gazi ve Köroğlu destanları da İslamiyet'in kabulünden sonraki Türk destanlarının önemli özellikleri. Buraya da bir yüzde yüz yazmak istiyorum. Neden hocam? Çünkü buraya da yüzde soracak hocanız. Yani bu kime aittir, bu hangisi hangisi gelmiştir diye sorabilirler. Bu sayfaya da ekran görüntüsü aldığınızı düşünerek geçiyorum diğer sayfaya. Şimdi destanlarımızın konularına bakalım. Yaratılış Destanı bilinen en eski Türk destanı. Dünyanın ve insanın yaratılışı anlatılıyor. Şamanizm inancı var. Alper Tunga yana yazıyorum sadece. İran'larla yaptığımız savaşlar. Saka Türkleri ile İran. Ve kaynağı divan Lügati't Türk Kaşgarlı Mahmud'un yazdığı Şehname'de Alper Tunga'dan Afras yap diye söz edildiğini az önce söylemiştim. Şu destanda bu da şu İskenderle mücadele komutan şu İskenderle mücadele ediyor. Yine Sakaların İskenderle yaptığı mücadeleler var yine Divan Lügati't Türk'ten alıyoruz. Türklerin şehir hayatına geçişte var burada. Oğuz Kağan Destanı Hun Hükümdarı Mete'nin hayat hikayesi. Altını çizim yere odaklanmanız yeterli arkadaşlar. Bir devletin imparatorluk haline dönüşü anlatılıyor. Atilla Hun Hükümdarı Avrupa Hunlarının Hükümdarı Atilla'yı anlatıyor. Ee, yine bizim yaşayışımıza ait genel bilgiler olduğunu da bileceğiz. Bozkurt Destanı Aşina yani Asen adlı bir kurttan türememizi anlatıyor arkadaşlar. Kök Türklerin soy ağacı ve var olma hikayesi olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Kök Türk Destanı yani. Ergenekon Ergenekon Dağı'na sığınıyoruz biz. Orada güçlenince de demirden dağı eriterek Bozkurt Enderliği'ne yurdumuza dönüyoruz. E, Türeyş destanında kurt kılığına giren Tanrı Hakan'ın üç kızıyla evlenip Uygurlar çoğalmış oluyor. Ve soyun ilahi kaynağa dayandırılması inancı yani kurt inancını da vurgulayan bir durum arkadaşlar. Şimdi tabii bunları bazı arkadaşlar okudukları zaman bu ne hocam ya böyle bir şey olabilir mi? Fantastik diyor ama şunu da unutmayın arkadaşlar. Birincisi Müslümanların... %100'ü. Hristiyanların %100'ü ve Yahudilerin de %100'ü yani bu kutsal dinlerin inanan insanların %100'ü kutsal kitaplarda yazdığı için şunu biliyoruz ki Hazreti Meryem evlenmeden Hazreti İsa'yı doğurdu. Yani Hazreti İsa ana rahmine Hazreti Meryem evlenmediği o halde e, ana rahmine düştü. Dolayısıyla böyle mucizevi şeyler olabiliyor. Eski dönemlerde olmuş olabilir diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Göç Destanı Kutsal Kaya'nın Galitik'in tarafından Çinlere verilmesiyle başlayan kuraklık ve kıtlık. Yani Çinlere bir taş ediyoruz. Al diyoruz ya hediye olsun. Sonra başımıza gelmeyen kalmıyor. Ve diyoruz ki vatan toprağı kutsal. Ne olursa olsun en küçük parçasını bile düşmana bırakmayacağız. Yani ama bu kısım önemli değil, değil Vermeyeceğiz diyoruz. Oğuz Kağan destanından bir bölüm okuyup hızlı bir şekilde devam ediyorum. Günlerin içinde bir gün Ayhan doğum sancılarına tutuldu. Sancıların sonunda bir oğlu dünyaya geldi. Çocuğun yüzü göğün renginde, ağzı ateşin kızılında ve gözleri bal elasındaydı. Saçları kara, kaşları karaydı. En güzel perilerden daha güzeldi. Anasının göğsünden yalnızca bir defa süt emdi, Bir daha emmedi dile geldi. Çi et aş istedi. Bak daha, daha süt emiyor hemen anne yemek gönder. Hemen konuşmaya başladı. 40 gün içinde büyüdü. Bizde hep 40 rakam çok önemlidir arkadaşlar. İşte 40 gün 40 gece düğün yaparız. Ali Baba'ya 40 karamiler vardır. 40 rakam bize çok önemlidir. 40'lar yani. 40 gün sonra yürüyüp oynar oldu. Ayakları sığır ayakları gibi güçlü. Göğsü ayı göğsü gibi sağlam. Beli kurt beli gibi ince. Kurt da yine çok kullanılan bir motifte motiftir bizim destanlarımızda. İnce ve omuzları samur omuzları gibi parlak ve oynaktı. Vücudu tüylüydü. At sürüleri güderdi. Ata biner geyik avına çıkardı. Günler geçti, geçti. Bu çocuk bir yiğit oldu diye devam eden bir destan. Şimdi Buradan da soru geliyor arkadaşlar. Hocamız bunun incelemesini isteyebilir bizden. Milattan önce ikinci yüzyılda yaşayan Hun Hakan'ı Oğuz Kağan etrafında oluşuyor. Yani Mete'nin hikayesi arkadaşlar. Motun. Destan milattan önce 209-174 yıllar arasında hükümdarlık yapan Mete'nin doğumu, savaşları ve Türk birliğini kurmasını konu ediniyor. Mete yani. Oğuz Kağan'ın bütün dünyaya hakim olmak istemesi, hükmettiği boyları 24 kola ayırması, bu boylara isimler ve toprak vermesi ülkesini oğulları arasında paylaştırması anlatılıyor. Bu cümle önemli. Bunu size sınavda sorabilirler. Sosyal Hayatımızla alakalı, devlet anlayışımızla alakalı, avcılık, ok ve kargı kullanma, göçebelik, atı evcilleştirme, hayvancılıkla uğraşma gibi unsurlara ait ipuçlarını görebiliyoruz. Destanda Alp bilge kadın tipleri var. Alp kahraman demek. Bilge yaşlı dedi yani olayları bilen, çözen. Kadın da bizde biliyorsunuz hatun kişi çok değerli. Işık, ağaç, at, kurt, rüya, kırklar, ok ve yay gibi, gibi motifler var. Destan kahraman Oğuzkan Alp tipinin örneği. Destanda olaylar ve kahramanlar olağanüstü unsurlar var. Kırk yani 40 günde hemen yürüyüp konuşmaya başlıyor. Olayların ne kadar sürdüğü nerede geçtiğiyle ilgili ayrıntılı bilgi yok. İslamiyet'in kabulünden sonraki destanlarımıza baktığımızda ise... ...Karahan Hükümdarı Satuk Buğrahan İslam'ı yaymak için Satuk Buğrahan Destanı'nın konusu oluyor. Manas Destanı'nda Ermanas adlı kahraman İslam'ı yaymaya çalışıyor. En uzun kahramanlık destanlarından biri. Cengiz Han'da yine bir Türk kahraman kabul ediliyor. Timur Devleti'nin kurucusu Timur'da yine bir Türk destanı kabul ediliyor. Edige Altın Ordu Hanları'ndan Edige Mirza Bahadır'ın hayatı anlatılıyor... Battal Gazi, Battalname'de Seyit Battal adıyla anılan bilgili dindar ve cömert kahramanın İslamiyet yaymak için yaptığı mücadeleler var. Battal kahraman demek zaten. Danışmentname zaten hatırlar mısınız? Danışmentler, Artuklular, Mengücekler, Saltuklular ve Çaka Beyliği vardı. İşte onlardaki danışmentlerin kurucularından Melik Danışment Gazi'nin hayatı, mücadeleleri ve fetihleri anlatılıyor. Tarih gerçeklere uygun anlatıldığından uzun süre tarih kitabı olarak da değerlendiriliyor bu kitap. Köroğlu da yine bizim e, ortak motiflerimizden biri. Battal Gazi Destanı'na bakalım. Sabah olduğu güneş Kaf Kulesi'nden baş kaldırdı. Alem Tanrı'nın nuruyla aydınlandı. İki tarafta da savaş davulları dövdürüp ordunun sağ ve sol kanadı toplandı. Sonra İslam halifesi ve gazileri dağdan tarafa dönüp beklemeye başladılar. Seyit Battal Gazi ve Oyacağız Merdi Aşkar Divzade'yi o gece yıkadı. Aşkar Divzade Battal Gazi'nin atı o da çok büyük bir kahraman. Evvelki rengine döndürdüğü sarı altın gibi oldu. Kendisi de evvelki biçimine döndü. Sonra Aşkar Divzade'ye bindi yola çıktı. Müminler dağdan tarafa bakmaya devam ediyorlardı. Bak bu İslamiyet'ten sonra mümin kelimesi var gördüğünüz gibi. Gördüler ki o evliyalar Şahı Battal, Gazi, Aşkar'a binmiş geliyor. Dünkü rengi gitmiş. Sanki güneş burcundan doğmuş. Müminlerin tekbiri Allah Allah yedinci kat gökyüzüne erişti. Seyit Battal Aşkar'ı sürüp meydan ortasına geldi. Ve bir müddet silahşörlük gösterdi. 72 iki türlü hileli hünerler ki oynadı. İki canipten hayran kaldılar. Şimdi bu Anadolu sahasında oluşmuş ilk Türk destanı. Kahraman Türkler arasında Battal Gazi'ye bilinen bir Arap savaşçı. Battal Arapçada kahraman demek olduğunu söylemiştik. Türk hayal gücüyle şekillendirilen milli kimlik kazanmış. Alperen Alp Gazi tipimiz burada Battal Gazi. İslamiyet yaymak için mücadele ediyor. Kahraman, bilgili, cömert ve dindar. Aşkar Divzade. Devzade atı, atı da kendisi gibi kahraman. Atı da önemli. Bunu sorabilir hoca size sınavda. Destanın konusu Müslüman Hristiyan savaşlarıydı. Yani kafirlerle mücadele ediyoruz. Olaylar çok geniş bir coğrafyada geçiyor. Mekan genel olarak Malatya ve çevresi. Eserde masal unsurları ve pek çok olan var. Battal, Gazi, Cinde, Sihirbaz, Ejderha ve Cadılarla da çarpışıyor. 12. 13. yüzyıllarda düz yazı şeklinde yazıya geçiriliyor. Ve yazıya geçiren kimliği bilinmiyor. Şimdi burası da sınavlarda bak. ÖSYM'nin sınavlarında ...yüzde yüz soruluyor arkadaşlar. Sizin yazılarınıza da yüzde yüz sorulacağını tahmin ediyorum. Yazılar ve ÖSM sınavlarında soruluyor. Desanlarımız, yani size bir destandan bölüm verecek. Hemen yani diyeceksin ki kurt kelimesi var. Motif. Ağaç, su, madenler, demir, gümüş. Mesela Ergenekon'da konuda demir madeni. Işık, at, aslan, geyik, ok ve yay, düş ve rüya, kırklar, mağara. Mesela bilge zat rüya görüyor. Rüyasına göre hadi bakalım dikkat beni izliyor. Bunlar önemli motifler tipler Alp tipi vardı biliyorsunuz. Yani kahraman. Bilge, pir, aksakallı Yaşadan adam. Bir de kadın. Türk destanlarında at motifine baktığımızda kahramanlar atlarıyla anılır. Alp Eren, Alp Gazi kaderini atla birlikte yaşar. Kimi destanlarda atların özel adı vardır. Manas'ın atı Akkula'dır. Battal Gazi'nin adı Aşkar Divzade'dir. Köroğlu'nun da Kırat'tır arkadaşlar. Cumhuriyet döneminde destana baktığımızda artık tabii ki söyleyeni belli, yazanı belli yani. Yapma destanlar var. Daha çok Kurtuluş Savaşı anlatılıyor. Kurtuluş Savaşı destanımız da çok önemli tabii ki. Kahramanlık ögeleri ağır basıyor. İnsan ve toplum gerçekleri, insanlık durumları işleniyor. Coşkulu söyleyiş var. Somut benzetmeler var. Olağanüstülükler de var tabii ki. Sanatçılar kurguda ve söyleyişe yenilikleri yer veriyor. Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı okumanızı tavsiye ediyorum. Ceyhun Atuf Kansu Sakarya Meydan Savaşı. Fazıl Üstü Dağlarcan'ın Üç Şehitler ve İstanbul Fethi Destanı. Bu da yine önemli. Üniversite soruldu. Cahit Külebi Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda Sakarya Meydan Savaşı. Gülten Akın'ın Maraş'ın Ökkeş'in Destanı önemli olduğunu söylemek istiyorum. Geldik efsaneye. İki dakikada efsaneyi anlatıyoruz ve dersimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Gerçek veya hayali şahıs olay yer hakkında gerçek olduğuna inanılarak anlatılan hikayelerdir. Ulusallık var mı? Yok. Burada ulusallık yok arkadaşlar. En büyük fark bu. Hatta destanla efsane arasındaki farkı şurada bir daha göstereyim şurada. Bakın. Nerede? Bak. Destan yaşanmış olaylardan besleniyor. Yani Metehan diye biri vardı. Onu biz Oğuz Kağan destanı yaptık. Burada ise toplumun hayal gücü var. İlk hali şiir şeklinde direkt düz yazı şeklinde. Uzun, kısa. Yer ve zaman ayrıntılı değil. Yani önemli değil. Kahramanlık önemli. Burada ise yer ve zaman ögeleri ayrıntılı. Niye? İnandırıcı olsun diye. Diğer türlü ayrıntılı olmasa inandırıcı olmaz. İnandırıcı olsun diye. Kahramanları ve milli değerleri yüceltme söz konusu. Burada ise doğa ve oluşumdan anlamaya, açıklamaya yönelik olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi hemen geri dönüyorum. Bu iki fark önemli. Bakın buraya da yazıyorum. Yüzde yüz sınavda sorulur arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Bu kısmı aklınıza yazın. Şimdi devam ediyorum. Efsanenin genel özellikleri. Anonim halk edebiyat ürünü. Ee, kısa anlatılar. Konular bir kişiye, bir olaya da bir yere dayandırılıyor. Olağanüstü olaylar ya da insanüstü güçleri elinde tutan kişiler var. Kutsal kabul edilen ögeler var. inanış var. Yani efsane eşittir inanış arkadaşlar. Anlatılanlar halk arasında gerçekten olmuş diye kabul ediliyor. İnandırıcılığı artırmak için olay zaman ve mekan unsurlarında ayrıntıya giriliyor. Burası önemli. Günümüzde eskiden böyle inanırlarmış. Ya böyle olmuş gibi ifadelerle anlatılıyor. Mesela gelin kayası. Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınmış bir görsel. Giresun'un Mesudiye Köyü Taşhan bölgesinde bulunan gelin kayası dik bir yamaçta sıra dışı ile efsanelere konu olmuştur. Güzel her güzeli genç bir kız sevmediği bir erkekle görücü usulüyle evlendirmek istenmiş. Anne ve babasına karşı çok saygılı olan iyi kalbi kız buna itiraz edebilecek durumda değilmiş. İşten içe köyün başka bir delikanlısıyla evlenmek istiyormuş. Ama bu isteğini ailesiyle paylaşmaktan da korkuyormuş. Tanımadığı ve sevmediği bir erkekle evlendirilmesine engel olamamış. Düğün tarihi gelmiş çatmış ve nihayet koca evine gelin olarak yolcu edilmiş. Genç kız gelin alayı önünde at üzerinde götürülürken içinden Allah'a dua edip yalvarmış. Allah'ım beni kötü koca eline düşürme taş et dondur demiş. İyi kalbi gelinin duası o an kabul olmuş ve genç kız gelin alayının önünde at üstünde taş vermiş Ve o da gelin kayası olmuş diye inanılıyor. Şimdi yaratılış efsaneleri var. Oluşum ve dönüşüm efsaneleri işte taşa dönüşüyor. Tarihi efsaneler, olağanüstü kişilerle ilgili efsaneler. Varlıklar ve güçler üzerinde efsaneler ve dini efsaneler var. Şahmaran efsanesi gibi. Sufilerin, evliyaların hayatlarında ve kerametlerinden söz eden dini efsaneleri de menkıp ediyoruz. Karınca haca gidiyordu yani böyle şaka yaparak dinlediğiniz şeyler. Onlar menkıbe oluyor mesela. Evliyaların hayatlarından ve kerametlerinden söz eden efsaneleri toplayan eserlere ise biz menakıp nam ediyoruz. Şimdi Anadolu kaynaklı efsanelerde Turvat efsanesi, Sümele Manastır efsanesi, Kız Kulesi, Balıklı Göl, Gelin Kayası, Sarı Kız, Yusufçuk Kuşu, Çoban Çeşmesi efsanesi Anadolu kaynaklı efsaneler. Şimdi destan ve efsane karşılaştırması yüzde yüz gelir dedik. Sizin yapmanız gereken sıfırdan ona Türk Dili ve Edebiyat kitabımızdan mutlaka burada efsaneleri sizlere çok güzel bir şekilde hem karşılaştırmalarını hem de anlatımlarını yaptık arkadaşlar. Buradaki konu anlatımlarını mutlaka konu soru yöntemiyle bu kitabımızdan ve Dinamo'da da yazılı sorularıyla birlikte güzel güzel çözmeyi unutmayın. Burada efsane alakalı hem normal test soruları hem ÖSYM tarzı sorular hem de tabii ki yazılı sorularımız var. Destan efsane alakalı bunları da çözmenizi tavsiye ediyoruz. Hadi bakalım dersimizi bitirdik. Söylediğimiz gibi hızlı, detaylı, ayrıntılı ama olabildiğince aktif bir şekilde dersimizi bitirdik. Ödülü sorumuzu yapın yorumları olayın arkadaşlar.